Merhaba kıymetli arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Galatasaray haftayı liderlikle kapattı. Alanyaspor deplasmanında ilk yarı karşılıklı atakların başladığı bir maç izlemiştik ve ikinci yarı Galatasaray resmen coştu. Barış Alper'in harika iki golü ve Hakim Ziyech'in süper golüyle ve Icardi'nin bitirişiyle 4-0 yendi ve özellikle hem averaj açısından hem de puan açısından altın değerli bir puan kazanmış oldu. Çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray arkadaşlar, şunu kabul edelim, sezon sonuna kadar kıyasla bir yarış olacak. Şampiyonun nerede belli olacak? Ali Samet Spor Kompleksi'nde belli olacak. Maçın genel arkadaşlar, ilk yarı dediğim gibi karşılıklı pozisyonlar var ama ikinci yarı Galatasaray çok iyi bir atak sergiledi. Dediğim gibi Hakim Ziyech harika gol attı. Barış Alper çok güzel goller attı. Mario Icardi bileşini birleşti ve gol kralı için yine göz kırptığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar, Fenerbahçe liderdi ve Galatasaray liderliği tekrar devir almış durumda. Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Sadece Galatasaray bir kulvarda devam ediyor. Fenerbahçe iki kulvarda devam ediyor. Özellikle Fenerbahçe hem konferans liginde hem de ligde devam ettiği için mental, fiziksel, psikolojik olarak biraz etkilenmiş olabilir. Ama dediğim gibi şampiyon dönemi Ali Samet Spor Kompleksi'nde belli olacağı gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki VAR'da yabancı hakemin olması çok önemli. Çünkü keşke sezon başında bunu yapsalardı. Böyle tartışmalar çıkmazdı arkadaşlar. Yani baktığımızda evet, Fenerbahçe de Galatasaray şampiyon olmak istiyor ve biz 86'lı olarak güzel, düzenli bir futbol istiyoruz ve özellikle yöneticiler şu futbolu artık gelmesin arkadaşlar. Hem Galatasaray Başkanı hem Fenerbahçe Başkanı, yani bütün başkanlar, yani şu tansiyonu düşürmesi lazım. Bence TFF'de bir an önce seçime gitmesi gerekiyor. Çünkü bu TFF Başkanı maalesef arkadaşlar başarılı değil. Çünkü Riyad'da iyi bir başarı göstermedi. Efendimiz'e kötü süreci yönetti. Yani Türkiye Süper Kupası'nda da yani kötü bir süreç yaşadık. Ama ben Galatasaray'ın özellikle zor olsa da bazen kazanıyor ama ikinci yarı oynamış olduğu futbol çok önemli. Okan Hoca çok iyi bir analiz etti. Okan Hoca özellikle ikinci yarı takımı çok iyi oynatmış. Ve Nelson'a arkadaşlar bir parantez çizeyim. Nelson gerçekten harika oynadı. Ve baktığımızda arkadaşlar Muslera arkadaşlar tartışmasın. Muslera. Çünkü adam 37-40 yaşına geldi. Yine oynuyor. Evet. Bir atanı ve tutanı iyi olsun. Sen şampiyon olsun. Geçen sezon nasıl Galatasaray atanı tutanı iyi olsa, Icardi atıyorsa, tutan da Muslera oluyorsa çok iyi oldu. Ve Alanyaspor yani gerçekten iyi bir takım arkadaşlar. Ama Galatasaray evet, yani özellikle Barış Alper kapıyı, hani golü attı. Barış Alper'in iki golü zaten Galatasaray'ı sırtladı. Çünkü evet, İlk yarı biraz kısır geçmişti. Tabii ki Alanyaspor'un atakları vardı, gol pozisyonları da vardı ama dediğim gibi Galatasaray kazanmayı bildi. Altın dediğimiz 3 puan aldı. Şöyle baktığımda fikstüre, ben hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin avantajlı olduğunu düşünüyorum ama şampiyonluk düğümü dediğim gibi Ali Samet Spor Kompleksi'nde çözeceğini düşünüyorum ama Fenerbahçe özellikle puan puana giderse Ali Samet Spor Kompleksi'ne Fenerbahçe şampiyon olabilir. Ama Galatasaray 2 puan farkla giderse Galatasaray beraberlik bile yetiyor arkadaşlar. Bu alanda Galatasaray'ın en büyük avantajı budur benim düşüncem.